Selamlar arkadaşlar. Sofioklas. Hiç okuyamıyorum. Hiç okuyamıyorum bu arada. Sü demişik ben geldim demiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Eminim beni beklemiyordunuz arkadaşlar ama hoş geldiniz. Kimi bekliyordunuz? Yayın bildirimini görünce kimi bekliyordunuz? Doğruyu söyleyin hadi. Hadi. Hadi itiraf edin hadi. Çünkü ne zaman yayın açsam birisi diyor ki ben şunu bekliyordum. Öbürü diyor ki ben şunu bekliyordum. Bu community size, bu gelecek bilimde sizi mutlu etmek için ne yapsın be insan evlatları? Söyleyin hadi. Söyleyin hemen ileteceğim. Anında ileteceğim. Sen kimsin? Çık dışarı. Aynen. Kimsin sen? Şimdi dostlar, bugün biliyorsunuz muhteşem muazzör yayınımızın nasıl derler, rekorlar üzerine rekorlar kıran, reytingleri atlatıp üstletip çatlatıp patlatan yayınımızın çok muazzam önemli bir bölümü olan Peru ile alakalı bölümünü yapacağız bugün arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Şu kolla bir türlü anlaşamadık. Şöyle ağzımı iyice sokayım. Bugün muhteşem muazzör Peru yayınımıza hepiniz, ben de dahil olmak üzere, çünkü ben de bilmiyorum Peru ile alakalı hiçbir şey. Hepimiz hoş geldik arkadaşlar. Önce hepimizi bir tebrikleyelim. Bravo. Hepimize tebrikler arkadaşlar. Ya bugün maalesef herhangi bir konuk yok. Geçen hafta sağ olsun Tuna vardı. Tuna'da bak. Gittiği yerle alakalı, İspanya ile alakalı bize çok güzel bilgiler vermişti. Vesaire vesaire. Güzel bir yayın olmuştu. Geçen hafta diyorum. Pardon, onların bir önceki hafta. Geçen hafta yayınımız yoktu da. Yani kültür şoku yayını yoktu. Ama bu hafta maalesef bütün uğraşlarıma rağmen, bütün çabalamama rağmen Peru'ya gitmiş yabancı veya Türk birini bulamadım arkadaşlar. Maalesef. Yani beni bağışlayın. Ne olur beni aforoz etmeyin. Ne olur beni bağrınıza basın. Beni bağışlayın arkadaşlar. Teşekkürler. Obsesif Karınca gelmiş. Merhabalar efendim. Merhabalar. Yani dediğim gibi bugün o yüzden konuğumuz olmadan kendi yağımızla kavrularak bir yayın yapmaya çalışacağız. O yüzden umarım hepinizin hoşuna gider diyorum ve tabii ki bu özel gösteri görsel şölenini de vermek istiyorum arkadaşlar. Muhteşem görüyorsunuz. Aman ya Rabbi. Neresi burası diye soracak olacak gibisiniz. Biliyorum. Peru arkadaşlar, Peru. Peru'nun maymunları, Peru'nun neresi, pirinç tarlası mı bunlar hiç bilmiyorum ama yani Peru 4K yazınca bu çıktı. İlk izlenen videolardan biri buymuş. Ya bu arada coğrafyası vesaire çok karışık. Değişik bir ülke arkadaşlar Peru. Hakikaten acayip bir ülke. Bilmiyorum benim attığım tweet'i gören oldu mu ama yani hani ChatGPT'ye Peru ile alakalı ilginç konuları anlat deyince anlattıkça anlatıyor yani, bitiremiyor. Hiç soranınız oldu mu bilmiyorum. Ben yani denedim. Yani her yayından önce yapıyorum gerçi zaten, mesela bir önceki yayınlarda da yapıyordum. Hani araştırma babında en güzel özeti direkt ChatGPT veriyor arkadaşlar. Hani işte İnkalar, Nazca çizgileri, ondan sonra kolonyal dönemde de ilginç şeyler olmuş Peru'nun tarihinde. Şu anda da aslında yani Güney Amerika'daki en turistik ve çok ilginç bir şekilde Türklerin de en çok gittiği, hani çalışmak için, okumak için, yani tabii yani tırnak içerisinde en çok gittiği, yani hani atıyorum Türkler en çok nereye gidiyordur öğrenciler deseniz büyük ihtimalle Avrupa'dır. Ama hani Güney Amerika'daki ülkeler arasında kıyaslarsak klasman olarak en çok gittiği ülkelerden biriymiş. Ona da bakarız. Yani bir tane vlog gördüm. Ona da bakarız hep birlikte. Böyle değişik bir ülke yani, anlayacağınız. Hem sizi de böyle, hem kendimi, hem sizi de biraz konuya ısındırmak istiyorum. Bu arada belki yeni gelenler olur. Ha, bildirimi bakıp olur, yayın açmışlar bir bakayım diyen olur. Biraz da onları beklemek babında böyle laf çeviriyorum açıkçası arkadaşlar, dürüst olmak gerekirse. Peru bana gelsin. Benim Peru'da ne işim var? Ya ustam. Keşke Peru'ya gitsek bu arada, Lilith var ya. Yani sen ben ikimiz değil, komple hepimiz. Keşke gitsek var ya yani. Keşke gelecek bilimde bizi sponsor bulup böyle Peru'ya gönderse diyormuşum. Nerede o günler? Nerede o günler? Peru için video lazımsa bol vlog atabilirim. Olur obsesifim.
Hazırla ustam linklerini. Hazırla. ChatGPT ücretli mi? ChatGPT ücretli değil arkadaşlar. Şöyle, ChatGPT aslında free. Ama şöyle bir trik noktası var. Yani saat dilimi farklılık göstermekle birlikte günün neredeyse her saatinde genellikle aşırı bir yoğunluk oluyor. Yani onun ChatGPT'nin kendi serverlarında aşırı bir yoğunluk oluyor. Çünkü artık yani görüyorsunuzdur. TikTok'ta, Instagram'da, Twitter'da yani neredeyse iki güne bir, hatta ne her gün ChatGPT ile alakalı birileri çıkıp şunu diyor, yani hani görmüşsünüzdür illaki, denk gelmiştir yani, şimdi yazalım hatta ChatGPT diye Twitter'a, illa bir şey çıkar yani. İşte benim attığım tweet buydu bu arada. Bak gelin hep birlikte yazalım, ChatGPT yazalım, ChatGPT yazalım. Ne çıkacak bakalım. Ya baksana sürekli birileri bir şey soruyor 4 saat önce. 13 Ocak'ta yazmış. Best AI Tools demiş mesela. Yani öyle bir şey. Acayip şeyler de var bu arada. Oraları hemen geçiyorum. Hızlıca geçiyorum siyasi içerikleri. Yani şunu demeye çalışıyorum aslında. ChatGPT öyle bir şey ki hani bir kere kullandım, ha iyiymiş. Mesela şu avatar muhabbeti vardı ya işte. AI muhabbeti vardı ya, çizim yaptırıyordun. Bir kere çizim yaptırdım bitti gibi bir şey değil ChatGPT. Yani her saat başına yeni bir şey çıkıyor. Yeni insanlar ben şu özelliğini kullandım diyor. Hani şöyle bir şey fark ettim diyor. O yüzden çok yoğunluk oluyor. O yüzden OpenAI da şöyle bir şey çıkartmış. İstersen ayda 20 euro verip Pro version'ına mıydı? Premium, yani aynen Premium hesaba geçiş yapabiliyorsun. Premium hesaba geçince hani free'den farkın şu oluyor. Server'da premium hesapların ayrı kotası oluyor. Yani server ne kadar yoğun olursa olsun sen her halükarda girip sorunu sorabiliyorsun. Ya da neyse hani ChatGPT'ye ne yapmak istiyorsan onu sorabiliyorsun. Ama free'den farkı var mı dersen aslında yok. Yani free'deki adam da mesela gün içerisinde her istediğinde girip bakamıyor büyük ihtimalle. Ama saatini tutturursa, boşluğunu yakalarsa, bende mesela var ChatGPT şeyi, prosu var bende. Ben metin yazdığım için onu da bayağı kullanıyordum. Yani bak şu an plus gözüküyor ya. Bu normalde plus gözükmüyor free version'ında. Yani zaten mesela ChatGPT şeyin default'ta da 3.5 oldu. Bu normalde bir önceki update'ten önce sadece default, yani free'ler sadece 3. ChatGPT 3'e girebiliyordu. Onun bir hesabı var ya şey, nasıl derler, işlemci hızı gibi bir hesap, bir şey var ya onun, tam tabiri unuttum. Terimi unuttum daha doğrusu, özür dilerim. 4'te de şimdi mesela 3'tekinin 10 katı mı ne vesaire daha fazla işlemci kuvveti var. Tam işlemci değildi işte, anladınız yani, o tabiri hatırlamıyorum şu an. Bunun mesela yani plus üyeliğin sahip olmanın tek avantajı şu an, mesela ben istediğim anda 4'e bir şey sorabiliyorum. Ama 3.5'a da sen saatini tutturursan zınk bir şey sorabilirsin yani free olarak da. Anlatabildim mi? Ben mesela işte şu tweet, yani bu tweet'teki mesela bilgileri ChatGPT'ye sordum. Zaten burada da yazdım ya, ChatGPT 4 sağ olsun dedim yani. Hani işte bayağı yani burada mesela ben 5 maddeyi aldım ama 12 madde mi ne sıralamıştı? Hani aralarından en ilginç, ben şahsen kendimce ilginç olabilecekleri çektim, tweetledim. Bakabilirsiniz Twitter'dan da. Yani işte o yüzden bugün aslında yayın içeriği de biraz bu tweet çerçevesinde olacak ama tabii sizin söyledikleriniz, attığınız linkler vesaire, onlara da birlikte bakacağız. Yani genel olarak ama işte İnka İmparatorluğu'nu, Peru'daki koloni döneminde neler olmuş, ilginç şeyler oldu mu ona bakarız. İşte Peru mutfağına bakarız. Bir de Peru dansı varmış. Bu da değişikmiş herhalde. Bir de ona bakarız hep birlikte yani diye tahmin ediyorum. Güney Amerika'yı gezmek isterdim, itiraf ediyorum. Vallahi ben de. İnkalarla ilgili çok güzel hikayeler var. Bakalım ustam, bakalım. ChatGPT benim için sorunuz günde kaç bardak su içiyormuş. ChatGPT öyle bir soruyu cevaplayamaz ya. Soralım mı? 4'e mi sorayım, 3.5'a soruyorum.
günde kaç bardak su içersin? Büyük ihtimal diyecek ki işte günde şu kadar litre su içiniz diyecek. Bak gördün mü? Ya ben bir yapay zeka modeliyim. Ancak yetişkin bir insan günde 8 bardak yaklaşık 2 litre su içmesi önerilir. Yani. Yani chat. Başka sorunuz varsa sorabilirim istiyorsanız. Ah İspanyollar ah demiş. Yetişmeye çalışıyorum chat. Bugün valla formunuzdasınız. Hızlı hızlı yazıyorsunuz hemen. Savio demiş ki küfredelim hadi. Arkadaşlar küfür terapisi için başka kanala gidiniz. Küfür yok. Valla ben elimde değil. Ben şu an Twitch'te hesap bağlı değil bende ama banlanabilirsiniz arkadaşlar. Küfretmeyin. Oto mod falan açık diye biliyorum. Bak kendinizi riske atmayın. Sonra bana açtırmayla uğraşırız siz. Yapmayın. ChatGPT linki alabilir miyiz? Nasıl yani? Dost obsesif yani direkt OpenAI ChatGPT yazınca çıkıyor zaten. Ben pro'yu mu paylaşmamı mı diyorsun? Onu paylaşamıyorum. Ona mail üzerinden giriyorsunuz. Yani link bu. Direkt açıyor zaten. OpenAI'ya da girince olması lazım. Bir dakika dur. OpenAI'nin sitesi bu ya dost. Burada ChatGPT var bak yazıyor. Try ChatGPT diyorsun, basıyorsun. Zınk. Yeni sekmede açıyor zaten direkt sana. Böyle bir şey yani dost. Okey, dördüncü arıyormuşuz ChatGPT. Oynar bu arada var ya. Paramparça eder arkadaşlar. Hadi gelin konumuza geçelim. İyi. Hem biraz yayını erken açmanın da verdiği rahatlıkla biraz boş sohbet yapmış gibi olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi gelin şu şeylerle başlayalım. Şimdi Peru'yu bilmeyenler var mı bu arada? Peru'nun coğrafi konumu olarak. Peru nerede diye sorsam. Şimdi mesela chatteki arkadaş sizlere ey dostlar. Peru nerede diye sorsam acaba ne cevap vereceksiniz? Coğrafi olarak. Bilen var mı? Ya Karadeniz'de demeyin de nere diyorsanız deyin mesela. Bana anket açalım. Anket açamam. Ben maalesef girili değilim arkadaşlar. Gelecek günde hesabına girili değilim. Onu ancak Twitch'in içerisinden yapabiliyorsunuz. Chat'e yazın siz. Direkt yazın. Savio demiş ki Güney Amerika'nın kuzeybatısı. Doğru cevap geldi. Bravo. Savio 10 puan. Bravo. Doğru. Sol tarafı da sayılır. Doğru. Doğru. O da sayılır. Şimdi arkadaşlar Peru aslında şöyle ekran vereyim. Şöyle göstereyim. Wikipedia bilgisi bu arada arkadaşlar. Benim özel bir bilgim, bir şeyim yok. Gördüğünüz üzere şurası Amerika Birleşik Devletleri. Burası Kanada. Burası Meksiko. Şurası Karayipler falan filan. Karışık ülkeler. Tamam mı? Burası Peru yeşilli olan yer. Burası Brezilya biliyorsunuz arkadaşlar. Biz öbür taraftayız şu an. Tamam, öbür tarafta sayamayız gerçi. Şurası Afrika kıtası vesaire. Peru burada. Şimdi gelelim diğer bilgilerini şöyle kitap bilgilerine biraz bakalım. Sizin gözünüzü kör etmeyecek şekilde ben beyazlığı vermeden buradan okuyayım. Peru Cumhuriyeti diye geçiyormuş. Güney Amerika'nın batısında bir ülkeymiş. Kuzeyde Ekvator ve Kolombiya. Doğuda Brezilya, güneydoğuda Bolivya. Güneyde Şili ve batıda Büyük Okyanus ile sınırlıymış. Yani yarın bir gün Pasaparola'ya katılsanız size dese ki kuzeyde Ekvator ve Kolombiya, doğuda Brezilya olan komşusu olan ülke hangisidir dese siz ne diyeceksiniz? Peru diyeceksiniz ve 2500 lirayı kazanacaksınız arkadaşlar. Şöyle ilginç bir şeyler var mı diye bakıyorum Wikipedia'da ama yok. Yönetim ve yapılanma şehir, yönetsel ve yapılanma şehirler demiş. Orada da ilginç bir şey yok. 30 Ekim 2005 tarihinde referandumda 16 departman
Mentonum. O ne ya? Halkının %78'i 5 bölgede bir araya gelmeye karşı olduğunu beyan etmiş. İlginç bir referandum yaşamış. Nüfusu 30 milyon civarındaymış. Nüfus çoğunluğu Kızılderili halkı olduğu için olduğu 3 ülkeden biriymiş Güney Amerika'da. Bu kadar yoğun Kızılderili nüfus, yani genetik olarak bu nüfusa sahip ülkelerden biriymiş. Nüfusun %45'i Kızılderili kökenliymiş ve ağırlıklı olarak Quechua, bu ne ya, nasıl okunuyor bu? Quechua, bir çeşit herhalde kabile tarzı bir şey. Quechua, Aymara %5'i, %40'ı Quechua. Dilmiş lan bu, pardon özür dilerim chat ya, gerçekten ben bir gerizekalıyım. Bunlar dilmiş ya, Kızılderili lehçe ya da dil, neyse. %40'ı Quechua Kızılderili lehçesini konuşuyormuş. %5'i Aymara'sı, Aymara lehçesini konuşuyormuş. Halkın %37'si Melezmiş, %15 kadarı da Avrupa kökenliymiş. Geri kalanı ise kısmen Afrikalı, yani geri kalan %3'ü de kısmen Avrupalı, Afrikalı ve veya Asyalıymış. Tamam mı? Şimdi chat'e şu an link atabilirsiniz arkadaşlar. Önceki linkler cehenneme gitti, kusura bakmayın. Böyle özellikle İnka tarihiyle alakalı kısa, hani kısadan kastım mesela 30 dakika 40 dakika değil de yani 5 dakika, 3 dakika, 10 dakika maksimum gibi linkleriniz varsa İnka tarihiyle alakalı atabilirsiniz. Önce bir İnkalardan başlayalım. Bir tarih, en geriye gidebildiğimiz nokta İnkalar diyebiliyorum Peru coğrafyası açısından. Bir ona bakalım hep birlikte. Ondan sonra bir iki vlog bakarız. İlginç bir şeyler buldum. Peru'da mesela Emre Durmuş şeye katılmış. Peru'da gerçek bir ayine katıldım diye 4 yıl önce çekilmiş bir vlog var. Ona bakarız. Bir de yırtık pantolonun biliyorsunuz yemek üzerine, genelde food fetiş üzerine sayılabilecek vlogları var. Ya böyle, yani o yemeği seviyor, o anlamda söylüyorum chat. Ona bakarız. Sonra da olaysız dağılırız ya. Pazartesi gecesini, akşamını bu şekilde kapatırız diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Benden beklediğiniz başka şeyler varsa yayında onu özelden yazın chat. Onu bana özelden iletin. Machu Picchu. Machu Picchu ile alakalı bir de vlog var. Belki ona bakarız ama o çok yorabilir. Çok uzun çünkü. Evet, sizin linkiniz yoksa ben kendim aratıyorum şu an. İnkalarla alakalı. İnka tarihi desem çok kısa. Of, İlber Hoca'nın coğrafi keşifleri anlattığı Celal Hoca'nın bir videosu var ama 1,5 saat arkadaşlar ya. O bizi öldürür. Yok eder 1,5 saat. 1,5 saat ben yok olurum. İnkalar kolpacı. Bu nasıl bir basite indirgemedir kardeşim ya. İnkaları kolpacı yaptığın, inanamıyorum. Koca bir medeniyeti ganyotçuya çevirdin yemin ediyorum ya. İnanamıyorum sana ya. Yürek yemiş de gelmiş. Kronik tarihin bir videosu var, bakalım mı? Herhalde kalitelidir diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, emin de değilim. Yani kötü bir şey de çıkabilir chat. Atlay atlay izleriz en kötü ihtimalle. Resim çizen Midjourney. Ama Midjourney'de de şöyle, ona da free trial giriyorsun bir haftalık. Yani Discord hesabını bağlıyorsun. E-mailini falan bağlıyorsun. Yani hesap açıyorsun. Sana bir haftalık bedava süre veriyor. Bir haftanın sonunda subscribe olman gerekiyor. Ama farklı Discord hesapları ve farklı e-maillerle tekrar açabilirsin. Gezeriz. Bir bakalım. Ben mesela Machu Picchu ile alakalı hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar.
Ben maç öpücü cahiliyim. Bir anlatsın kronik tarih önce mesela. Ah, sizde ses yok mu? Pardon arkadaşlar, bir dakika. Bir dakika, onu hemen düzeltelim. Bir dakika. Bak, hiç onu ben düşünmedim. Zaten bir şey kaçırmadınız kanka. Şu an bir şey kaçırmadınız çünkü zaten olaya girmemişti daha henüz. Vardı. Bingham, İnkaların kayıp şehri Vilcabamba Viejo'yu arıyordu ve işe bir kaşif gibi başlamıştı. Bingham adında bir arkeolog İnka tarihiyle kafayı bozmuş. İnkalıların büyük şehirleri nerede olabilir diye araştırıyor ve sonra en son karar veriyor. Diyor ki ben gidip kazı yapacağım diyor. Son 2 dakikada bunu anlattı yani, bu kadar. Hayır, hayır, hiçbir şey kaçırmadınız. Hayır, hayır, hayır. Yok, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Moral bozmayın. Hiçbir şey kaçmadı. Binlerce metre yüksekliğe sahip Ant dağlarına tırmanıyor, nehirler boyunca uzanan uzun yolculuklar yapıyor, tehlikeli ormanlara dalarak kayıp kentin izini sürüyordu. Fakat umutlarının tükenmesi uzun sürmedi. 1911 yılına gelindiğinde elinde daha önce keşfettiği birkaç ufak harabeden başka bir şey yoktu. Ta ki 23 Temmuz günü Melkor Arteaga adlı bir çiftçiyle konuşuncaya dek. Arteaga, Bingham'a dağları göstermiş ve çevirmen aracılığıyla orada muazzam büyüklükte kalıntılar olduğunu söylemişti. Arteaga'nın sözleri deneyimli arkeoloğa meşakkatli son bir yolculuğu göze alacak kadar umut vermişti. Güzergah tehlikeli ve zorluydu. Kaygan zemin ve sarp kayalıklar adeta ölüm saçıyordu. Birdenbire bastıran yağmur işleri daha da kötü hale getirdi. Öyle ki zirveye ulaştıklarında Bingham'ın ekibi ve onlara eşlik eden yerel rehberler adeta sırılsıklam olmuştu. Ancak karşılaştıkları manzara tüm bunlara değerdi. Gördükleri eski harabeler insanın nefesini kesiyordu. Yüzyıllar önce inşa edilmişlerdi. Buna rağmen daha ilk bakışta uygar bir topluluğun izlerini taşıdıkları belli oluyordu. Bingham o gün zirveye ulaştığında Vilcabamba Viejo'yu bulduğunu sanıyordu. Fakat çok daha önemli bir keşif yapmıştı. Burası İnka dilinde eski zirve anlamına gelen Machu Picchu'ydu. Ve tarihi açıdan Vilcabamba Viejo'dan çok daha önemliydi. Yani Vilcabamba Viejo dediği İnkalar. Başka bir şehir. Machu Picchu aslında yani keşfettiği yer gene başka bir şehir. Onu hani o ilk 2 dakikada onu anlattı. Evet, orası önemliydi aslında. Ant dağlarının zirvesinde 2350 metre yüksekliğe ulaşan bir yerde adeta gökyüzüne uzanan böylesine muhteşem bir şehri neden inşa ettikleri bilinmiyor. Eski bir teori kentin İnka toplumunda saygın bir yere sahip güneş rahibeleri için inşa edildiğini öne sürüyor. Buna göre tüm yapı aslında devasa bir manastır. Şehir İnkaların kutsal nehir olarak adlandırdıkları Urubamba nehrinin çevrelediği zirvenin üstünde yükseliyor. Konum olarak da İnkalar tarafından kutsal kabul edilen güneşe oldukça yakın. Bu açıdan değerlendirilince Machu Picchu hem aşağıdan hem de yukarıdan manevi ve kutsal pek çok unsurla kuşatılmış bir alan. Yani bir tapınak olmak için neredeyse tüm özelliklere sahip. Ancak yeni araştırmalar ve arkeolojik çalışmalar Machu Picchu'nun bir inanç merkezinden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Etrafı surlar, hendekler, kuleler gibi çeşitli savunma sistemleriyle çevrili. Aşağıdan bakınca görünmez hayalet bir şehir. Yukarıdan bakıldığında ise civardaki araziye hakim devasa bir gözetleme kulesi. Bu yönüyle Machu Picchu bir tapınaktan çok doğal ve yapay savunma yöntemlerinden yararlanan muazzam bir kaleyi andırıyor. Günümüzde en çok kabul gören teori ise Machu Picchu'nun İnka hükümdarı Pachacuti döneminde ayrı bir ikametgah olarak inşa edilmiş olması. Kabaca 1430-1480 yıllarını kapsayan bu dönemde İnkaların gücü tüm Peru'da hissedilir hale gelmişti. Devletin sınırları Bolivya'ya kadar ulaşmıştı. İmparator Pachacuti, Güney Amerika boyunca uzanan 24 bin kilometre civarında devasa bir karayolu ağına sahipti. Bu ağ onu siyasi... Hoş geldin usta. Ne oldu? Kahve. Kahve oldu mu? Evet oldu. Tamam, tamam. Ben hemen geliyorum chat, kahve alıp geliyorum. ...ve ekonomik olarak bölgenin tek hakimi haline getirmişti. Pachacuti artık tüm bu başarısını taçlandıracak muazzam bir ikametgah inşa etmeye karar vermişti. İşte bu ikametgah günümüzde bile görenlerde büyük hayranlık uyandıran Machu Picchu'ydu. Göklere uzanan görkemli bir saray. İnka kraliyet ailesinin gücünü sembolize eden devasa bir kale. Göz alıcı yapıları, muhteşem tapınakları, yamaç boyunca uzanan tarım terasları ve yüzlerce hizmetliye yetecek taş evleriyle bulutların ardına gizlenmiş gizemli bir şehir.
günümüzde Machu Picchu'nun üstündeki bu gizem perdesi aralanmaya başlamış durumda. Arkeolojik veriler buradaki günlük yaşama dair muazzam ipuçları veriyor. Tamam. Artık Machu Picchu'da yaşamın neye benzediğine dair pek çok şey biliyoruz. Burada yaşayanlar arasında evet. imparatorun da dahil olduğu kraliyet ailesi sakinleri, tapınaklarda görevli... Evet chat ne kaçırdım? 30 saniye içerisinde ne kaçırdım? Kim bana özetlemek ister? Şimdi Machu Picchu'nun ben bir tapınak olduğunu düşünüyorum. Ben Adanalı küçük zihnimle bunu bir tapınak olarak kabul ediyorum. Ve dilerseniz diğer videoya geçebiliriz arkadaşlar. Machu Picchu'yu anladınız mı? Yani diğer videodan kastım. Önce belki bir şeye de bakabiliriz. Machu Picchu deyip Street View üzerinden acaba gidebiliyor muyuz oraya? Share screen. Şöyle. Şimdi önce bir nerede olduğuna bakalım. Şimdi Peru başkenti galiba şurası, Lima dediği yer. Oğlum başkentini de biliriz değil mi ya? Dur bir dakika, Peru başkenti diye bakalım. Başkenti neymiş bir ona bakalım. Lima, tamam doğru bilmiş. Evet, oh. Oh rahatladım. Ya arkadaşlar dediğim gibi bugün konuk yok. Bugün birlikte keşfediyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Siz de beni yönlendirin yani. Beni İstanbul'daki taksiciler gibi düşünün, anladın mı? Nereye gittiğimi bilmiyorum yani. Hani bana yol gösterin. Abi buradan dön de mesela, anladın mı? Sağdan devam et de. Orada trafik vardır, oraya girme de mesela, anladın mı? Yani en son pazarlığımızı yaparız. Ben düşerim. Kuzey doğu bölgesinde. Tamam mı? Mesela Camino en Machu Picchu demiş mesela. Neymiş bu? Neymiş bu? Burada yok mu yahu? Street View yok mu yahu? Aa bir dakika chat. Bir dakika chat. Biz bunu niye böyle görüyoruz da ben küçük adamı yollayamıyorum buraya. Çocuk adam. Google'ın var ya. Bir dakika. Sarı çocuk adam var ya, onu niye yollayamıyoruz şu an? Machu Picchu. Heh. Tamam. Tamam şu an yollayabiliyoruz chat. Tamam. Ufak bir değişiklik yaptık. Şimdi geldik. Restaurant de los Indios var herhalde. Şimdi aynen. Şurada bir yerden başlıyor. Machu Picchu District demiş. Herhalde bu ne ya? Ustan futbol sahası falan var, burası değil. Templo de Luna a Machu Picchu demiş. Herhalde bunlar, bir dakika arkadaşlar, bizi kandırıyor bunlar ya. Heh. Tamam, kalıntılar buradaymış arkadaşlar. Orası turistik bölge. Orası Fethiye'nin mesela şey gibi düşün, anladın mı? Ne bileyim mesela Bodrum'da var ya, kalenin iki aşağısındaki sokak gibi düşünün arkadaşlar. Orası öyleydi bir. Öyle bir yerdi yani. Orada hediyelik eş... Aa yok arkadaşlar bu arada. En yakın burası var. Direkt Machu Picchu diye yazınca... Oo buralarda değişikmiş bu arada ya. Şu an var ya 4. sezon Game of Thrones'dayım arkadaşlar. Şuradan ejderha çıkacak. Üstünde kalesi. Wow. Güzel. Ama işte tam şu kalıntıların olduğu yere yok. Yok mu? Aha. Nasıl oldu usta? Birileri çekmiş fotoğraf demek ki. Varmış chat. Bakayım. Johannes Piontek çekmiş. Ağustos 2013'te çekmiş bu fotoğrafı arkadaşlar. Evet. Şu an Machu Picchu'dayız arkadaşlar. Yani gitsek büyük ihtimalle tam bu abinin durduğu yerde. Şuradan basıp deklanşöre şöyle bir bakabilirdik. Ama bilin bakalım ne yapıyoruz. Hepimiz evimizde oturup, artık nerede olduğunuzu bilmiyorum. Ben Ankara'dayım. Kahvemizi yudumlarken ah be diyoruz. Keşke diyoruz. Değişikmiş bu arada. Yani şunlar böyle baraj, yani toprak kayması falan olmasın diye level şeyi yapmışlar. Dizaynı mı yapmışlar? Acayip ya. Bir kısmı belki sonradan da yapılmış olabilir de. Yani... Baksana bayağı hani öyle tahtadan da yapmamışlar. Yani adamlar hani böyle bön bakıyoruz. Evet işte ya, ne yapalım arkadaşlar, tur rehberimiz yok bugün. Bugün maalesef bir konuğumuz yok. Peru'ya gitmiş bir babayı çıkıp da demedi ki
O kadar duyurdum, Twitter'dan yazdım, ettim. Bizim ekipteki arkadaşlara da sordum. Yok arkadaşlar, bulamadık yani. Peru. Bu arada nerelere gidelim onu da siz seçtiniz ha. Onu da onu da söyleyeyim de ben sorumluluk bende kalmasın. Bir dakika onu da göstereyim hemen. En son yayından sonra ben kaşındım gerçi. Ben kaşındım ya. Twitter üzerine dedim ki bir anket açayım. Bu insanlar nerelere gitmek ister? Dedim ki bak açtım. Bana dedim hani söyleyin nereyi istiyorsunuz? 86 kişi oy verdi. Çok kısa bir farkla Amerika seçildi. Ama Amerika seçeneğinde de hani vizesiz gidilebilecek Amerika ülkeleri babında Peru, Kolombiya, Ekvador, Bahamalar, Barbados ve Jamaika vardı. Atabildim mi? Öyle olunca yani bugün o yüzden biz Peru'yu anlamaya çalışıyoruz chat. %32 oyla üstelik yani. O yüzden Twitter'dan bana iletişime geçebilirsiniz. Twitter'dan küfürlerinizi bana edebilirsiniz. Neden Peru kardeşim diye Twitter'dan yakarabilirsiniz bana. Şimdi gelin hep birlikte isterseniz Peru yemeklerine bir bakalım. Yani Machu Picchu'yu az çok anladık diye tabir ediyorum. Hani gitmeden anca bu kadar oluyor arkadaşlar. Şimdi bir şu Peru yemeklerine bir bakalım. Ne dersiniz? Ha çocuk adamlar. Ha insan evlatları. Ha dostlar. Ha Romalılar. Ne dersiniz? Uygulama penceresi, opera. Neydi bu videonun adı? Sokak yemekleri. Ha. Tamam. Şu an sanıyorum. Evet ses gelecek size. Hadi bir bakalım. Peru sokak lezzetleri 7. dakikadan başlıyor. Hadi kaynatıyorlar. Sonra o mısırın suyuna şeker katıp içiyorlar. Ona da chicha diyorlar. O da Peru'nun içeceği. Yanındaki renkli olan da meyvelisi. Bak şurada bir de kuyu gördüm ben. Üstlerinde yazıyor zaten. Comidas Tipicas dediği yöresel yemek. Burada bak kuyu satıyor ablamız. Acı kuy. Şu. Ese kuy. Si, kuy. Es rico. Gracias. Bak görüyor musun? Yarıdan bölmüş bir ayağı var, bir de kafası var. Bu da arka ayağı. Oha bir dakika ya, o tavuk but gibi duruyordu. Bu da pataska dediği bir çeşit. Görüyor musun? Normal tavuğun yanında satılıyor. Balıkçısı, tavukçusu, domuzcusu orada, inekçisi, kuzucusu, kuyu var. Her çeşit yemek var. Bu sebeple Peru yemekleri meşhur. İçecekleri de kendilerine hastır. Gör o siyah mısır, simsiyah ve pancar gibi mısır haşladığını düşün. Suyu çıkıyor. Şekerlemeler falan. Bir de burada incir reçeli var. Bak göstereyim. Şu mesela izlediğimiz bu YouTube'lardan biri ile iletişime geçilse belki konuk gelir, anlatırlar bir. Ya işte It's Ertu gelmiş. Merhabalar, hoş geldin dost. Ya şöyle bir işte o yaptığımız bir yayın vardı ya arkadaşlar, İspanya yayını. Oradaki Tuna sağ olsun öyle bir arkadaştı yani. Hani Tuna video çekiyordu. Yani asıl işi böyle gezmek değil yani, hani vlog üretmek değil ama hani gezerken çekiyorum diyordu. Bu arkadaşlarla da bilmiyorum ya, bugün ben de düşündüm. Hani baktım çünkü yani Twitter'dan vesaire öyle ulaşılamıyor. Öyle kimse gönüllü de olmuyor. Ya dedim o zaman hani acaba dediğin gibi obsesif, senin de dediğin gibi acaba hani mail mi atsak adamlara, ne yapsak, ama yani o da uzun hikaye arkadaşlar ya. Yani onu da denerim, ama istiyorsanız ben denerim bu arada. Yani olabilir bak, tamam ya. Sen de dedin, şu an kafama iyice oturdu. Ben o zaman bizimkilerle bir konuşayım. Barış'la, Brok Hoca'yla vesaire. Yani ama tabii ya bu adamları da nasıl ikna edeceğiz? Bir de o var ya. Neden gelsin ki, anladın mı? Barış merhaba, hoş geldin. Dailymotion linki atmışsın da ben bunu bir dakika buradan alamıyorum. Bunu ha bir dakika dur. Şöyle alabiliyoruz mu acaba, bir dakika. Niye alamıyorum? Dost bu StreamYard'ın, ya vallahi billahi StreamYard beni bitirdi ya. Bugün OBS'i kuracaktım arkadaşlar. Sonra sahneler olmadığı için bir dakika aldım mı? Alamadım. Aldım mı? Yok alamıyorum ya. Dur Twitch'i şuradan açıp chat'i oradan alayım. Size sesi vereyim bu arada. Sesi bir şey yolda satıyorlar. Try. I say something. Oo yumurta mı? Yumurta falan var. Bak ışığı açtı ablam, sağ olsun. Biraz. Bir
Olabilir mi? I don't know. Bizdeki bilemedim. Şey gibi ya sanki. 50 cent falan yapıyor iki soru. Neydi ya? Kumpir kumpir. Böyle bir şey. Sokak yemeği. Cadde üstü satıyorlar. Patates üstünde mayonezle şey döktüler. Hardal. Patatesin içinde de yumurta var. Ha telifli mi o? Tamam o zaman hiç açmıyorum onu ya. Saç kıl da var. Kocaman. Dedim. Ama patates güzel. Değişik. Ama biraz çiçeği bence. Yani. İsmi de patates bir şey. Ne? Papa Regena. Regena mı? Öyle bir şey yani. Neyse fena değil. Yeni bir yani. Gracias. Una Inca Cola. 10 litre. Roma Saldo. Roma Saltado. Saltado. Peruvian yemeği. Bu... Obsesif bahsettiğin linklerden birini bir daha bir atsana ya. Sırayla gidelim mesela. Şu an yemeklere bakıyoruz. At birini ustam. Hangisine bakmak istiyorsun bakalım diyorsan. En iyisini ama en iyi olabileceğini düşündüğünü at. Şimdi şuradan alayım. Patates kroketimsi demiş Lilith. Bilemiyorum. Biberle falan soğan bayağı güzel. Bu da sote gibi baksana. Döner sote tarzı bir şey. Çıkmıyor. Ne? Bu ne olmaz siz ulan. Cam şişe böyle. Inca kola. Ya köpürdü. Basitli ya kola direkt bildiğin. Yani Coca-Cola her yerde satmış kolasını burada satamamış abi. Bu Perulular buna bayılıyor yani. Her yemekte bunu içiyorlar. Tadı da ilaç gibi değişik yani. Sarı. Sarı kula ya sarı kula. Sarı kula. Arkadaşlar ben karar verdim bu arada chat. Bunu sizinle paylaşıyorum. Özellikle ben ne zaman yırtık pantolonun vloglarını izlesem. Ben diyorum ki tamam diyorum. Ben Güney Kore'ye gideceğim. Güney Kore'den bir kız aparacağım. Ya her seferinde şu kadının pozitifliği, şirinliği beni bitiriyor ya. Bu normal inek eti. Güzel mi? Nice. Her zaman patata frita. Güzel mi? Bu sarsa veto seviyorum. Soya sos. Çinli sos gibi. Güzel ya bizim et soteye benziyor. Bayağı iyi. Ne yapalım evet. Hey onda tam Koreli ya. Her ne demişler? Kim taşıyor? Bağdat'ta bile olsa gidip bul demişler değil mi? Sushi gibi. Sushi de aynı. Deniz yosunu kurutulmuş. Eti de koydu. Hadi ye. Sushi bak. Hoppa gitti. Ya tabii Koreli'ye eti verince. Bu arada yani... yeni bir şey değil. Bayağı eski yani. 1935 falan yazıyor. Yani yıllardır içiyorlar bunu. Ve her masada var. Sokak yani, şifacısı var. Bir ona bakalım. Ne yapıyormuş? Bak burada da şifacılar var. Abimiz aloe vera'yı doğuruyor böyle. Esa medicina. Medicina para estómago. Aloe vera, si. Aloe vera. Chat bir şey soracağım. Allah belamı versin. Hepinizin aklına şu gelmedi mi? Şu an bu Kadıköy'de ya da ne bileyim şeyde Karanfil'de yürüyor. Orada yandan bir tane şey süt mısırı yapan amcalar var ya. O izlenimi yaratmadı mı sizde? Ben hiç yabancılık çekmedim şu an var ya bir tek dil farklarını satayım. Umazo. 2.50. 65 centmiş. Mediador. Oo. Bunu uzattık hiç sesim gelmedi bu arada ya. Anla onu. Bu elma bir boğa var. Ese patata. Papa. Manzana. Manzana. Elma. Oo, smell good. Abla diyor ki 5 gündür midem daha ya gerçi alt yazı var zaten şey okuyorsun. 5 gün midem ağrıyor dedi. Bunu içtim iyi geldi şu an çok iyi dedi. Sen istiyorsun. Gracias. Buen provecho. Gracias. Ya chat böyle ben midem kötü oldu bilmiyorum. Böyle uzayan şeyleri sevmiyorum ya. Gördün mü? Şifa. Bak burada da var. Bu bölgede çok meşhur. İlk Otavala'da gördük Ekvador. Orada bayağı şaşırdım. Lan ne kelim be ışık vurunca iyice parlıyor. Burada görünce iyice oturdu. İnka kültürü yani.
Ha böyle dükkanlar da var. Şurada yazmışlar. Prostat falan her şey iyi geliyor. Yani kalp, korazon, prostat. Her şey var. O da içeride dükkanı ablamız yapıyor. İlginç. Bak ya. Buradan şey içerim yani. Tamam. Burası daha temiz gibi. Abla gene kafasına bone mone bir şeyler takmış yani. Geliyor diyorlar bir de. Bak sokak yemekleri gece gece nasıl? O nasıl yanma işte? Churro. 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 Bak böyle meyve alalım dedik. 1 kilo mandalina 50 kuruş abi şu 50 cent. O çocuk da burada. Muchas gracias. ¿Es tu hermano? No, mi bebé. Hijo. His her son. Wow. ¿Cuánto años tiene? Un año. Ah, es bebé. Gracias. Gracias. Bak şuraya 1 dolardan az verdi. Bir sürü mandalina, 2 tane muz, 3 sol. Of işte bu ya. İşte bu ya. Pis yemek göster bana. Bunları göster. Evet. Bak tavuk ayağı satıyorlar. Ne? Antikucu. Antikucu. Quanto vale? Este está 2 soles 50. 2 por 1 sol 50. Evet. Tavuk ayağıymış ya. Yükseldiğim şeye bak chat ya. İnanamıyorum. Anladılar bak. Puedo comer aquí? Tavuk ayağı yiyecek ya. Gracias. Ay içeride yiyecekler. Kaos oldu ya, onun Koreli olduğunu anlayan çocuklar gülümsüyor. Ya ye götür ya. Kore'de de sür. Okay. Yo vivo en Corea del Sur. Okay. Ay, BTS. ¿Qué más? Coreana. Sí, coreana comida. Nosotros comí ese también. Eyvan, tavuk ayağı yiyor. Ben de sonunda bulduk antikuçuyu. Vazgeçtim. İnekçi. Şey, Korelilerle alakalı bütün... Bütün iyi dileklerim değişti şu an. Neyse ben şunu götüreyim ufak. Hani gidiyor mu? Hmm. Sushi, Japon comida, Japon. Pescado, como ceviche. Sushi. Kimchi, eso es picante también. Carne, cerdo, pollo, papa, todos. Pero Corea comida. Ya salında. Kız gömsün ya, çok yükseldi tavuk ayağını görünce Koreli kız. Pero yo no fuiste porque es muy caro. Para Corea es muy caro también. Pero yo ve mucho video de BTS. ¿Te gusta BTS? Sí. ¿Sí? 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 Çocuk da oradan video çekiyor. Alalım. Heh, evet, Türkiye geldi. Evet. Böyle bir yermiş işte arkadaşlar yani. Öyle bir midem yok vallahi gerçekten. Tavuk ayağı da yemezsin be. Gerçekten yani hani. Ya şu ana kadar çok büyük yükselerek geldim Peru mutfağı için. Ama yani bir tavuk ayağı üstüne bir o avokadolu uzayan böyle sündükçe sünen içecek. Iy, hala bak düşündükçe midem kötü oldu chat. Yani yok. Ben pek mutlu ayrılmadım şu an Peru mutfağından arkadaşlar. Şimdi sevgili Obsesif'in attığı video şurada bir dakika onu çekmem lazım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika dostlar. 36 dakika ne diyorsun? Ay. Bir dakika arkadaşlar. StreamYard'ı biliyorsunuz. StreamYard'ı bilmeyenler için StreamYard biraz kanser bir platform. Ya da neyse öyle demeyeyim şimdi. Belki bizimkiler sponsorluk alır StreamYard'dan sonra. Alperen senin yüzünden alamadık kardeşim. Bu nasıl yayın? Zaten yayın yapmayı beceremiyorsun falan böyle. Aha. Dur şunu. Şöyle düzelteyim.
Şimdi obsesifin attığı videoya da bakalım arkadaşlar. Tamam mı? Sonra dilerseniz yavaştan olaysız dağılır mıyız? Tampere Cusco'dayız. Buen día. Machu Picchu'ya gideceğiz. Burası Cusco'nun meydanı Plaza de Arma. Bir turla gideceğiz Machu Picchu'ya. Yani turla dediğim, Machu Picchu'ya gitmeden önce 3-4 tane daha küçük kasaba var. Eğer ki siz oradaki şehirleri transit geçmek istemiyorsanız ve onlara uğramak istiyorsanız öyle de gidebilirsiniz Machu Picchu'ya. Chat, ben de galiba ADHD var. Bir dakika, buraları geçmek istiyorum. Yani bana turun reklamını yapıyor. Oraları geçmek istiyor musun, istemiyor musun? Ya istemiyorum. Bana direkt göster, Machu Picchu'yu göster ya. 20 dakika boyunca otobüs bilmem ne. Yani bir seyahatteki en gıcık yerleri gösteriyor. Ha, şuradan bana anlat ustam. Heh. 10 dakikalık videoyu esnetiyorlar ya, böyle deliriyorum arkadaşlar. Dönünde dönecek bakmayın. Yer bulamadık. Şuradan bakalım ya. Yani. Nasıl oymuşlar daha. Bugün 4 Mayıs. Benim doğum günüm. Karina kaşasa getirmiş Brezilya'dan. Şeker kamışı likörü gibi bir şey. O antibiyotik kullandığı için içemiyor ama ben onun yerine de içiyorum. Doğum günüm kutlu olsun. Nice seneler birader. Saat 9:40 geçiyor. Bizim en geç 12'de buradan ayrılmamız gerekiyor ki 1:30'daki trene yetişebilelim. Onun için Machu Picchu şehrine doğru iniyoruz. Yarım saat 45 dakikada orada harcayıp Cusco'ya doğru döneceğiz. Kırkaya bak. Bir dakika ya, siz... Heh, şurada giriyorlar galiba, evet. Herkesin Machu Picchu fotoğrafını çektirdiği yer. Baksana, sıra bekliyor millet. Kamera arkası böyle o fotoğraflarda. Yanlış bilmiyorsam şu dağın adı Huayna Picchu. İsterseniz oraya da bilet alabiliyorsunuz. Oranın da bir trekking yolu var. Çıkıp Machu Picchu'yu oradan da görebiliyorsunuz. Fiyatının ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama. Evet, şehre giriyoruz. Birine girelim. Evet, yani aslında ha, burası güzelmiş, tamam. Geziyor milletin ortasında. Vah be abi, nasıl yapmışlar, şuna bak ya, şuna bakar mısın, puzzle gibi. Bir de anlatsaydın be kardeşim, keşke ya. Bu abi iyiymiş bu arada, ben bu abiyi kaydedeyim chat, belki ilk maili bu abiye atarım. Yiğitcan iç. Yiğitcan Bey merhabalar, programımıza katılmak ister misiniz? Çok izlenmeyen bir program yapıyorum. Bizim gelecek bölümdeki yayınımıza katılmak ister misiniz diye belki söylerim. Evet dostlar, yani bugün bir saatlik böyle bir reklam arası gibi, hayatınıza giren bir reklam arası gibi ama hiç aslında bir sponsorluğu olmayan, hiçbir şekilde ürün içermeyen bir yayın yaptık. Umarım bu reklam arası hoşunuza gitmiştir. Sizin son yorumlarınızı alayım ve artık kapanış yapayım diyorum. Çünkü yani maalesef bugün tekrar söylüyormuş gibi hissediyorum. Aslında tekrar da söylüyorum ama yani konuğumuz olmadığı için Peru ile alakalı anca bu kadar. şey yapabiliyoruz. İçerik ortaya koyabiliyoruz. Çünkü ben de bilmiyorum. Yani yapacak bir şey yok. Machu Picchu'ya biraz baktık. Peru yemeklerine biraz baktık. Aslında yani Peru ile alakalı konuşacak belki daha çok konu var ama hani bilmeden etmeden de konuşmanın bir anlamı yok. O yüzden artık Ayhan Sicimoğlu'nun var Peru gezisi. Allah Allah. Ne diyorsun? Ne demek? Nasıl yani? Ayhan Sicimoğlu Peru. Vay vay vay. Vay anam babam be.
Yani Nazca çizgilerine de bakabiliriz bu arada. Ayhan Hoca'nın, Ayhan Tarakçı'nın videosu vardı ama o da çok eski, 3 yıl önce. Onu da aslında favori ederek dedim yayında bakarız diye ama. Bilmiyorum, sardı mı sizi? Yani konuk olmayınca yayının böyle biraz daha fazla chill bir şekilde gitmesi sarıyor mu sizi? Dürüst yorum yaparsanız sevinirim. Ona göre videolara devam edebilirim. Ben yoksa yayını kapatacaktım. Çünkü bir saat doldu şu an, hatta 10 dakika şu an fazladan yiyorum. Hi guys demiş. Tekare gelmiş. Merhaba, merhaba dost. Evet, izlemiştim. Coşkun Aralı'nda peri videosu vardı. Keşke aklıma gelseydi. Eskiden konuk mu vardı? Ah! Kalbimden vuruldum şu an. Vardı ya dostlar. Niye öyle diyorsunuz ya? İspanya'da, Macaristan'da, İsrail'de yaptık ya konuklu. Yani orayı bilen insanlarla konuştuk ya o kadar ya. Hatta Burak Hoca ile yaptık Polonya'yı. Polonya'ya da Burak Hoca geldi biliyorsunuz. Aa, demek ki siz arkadaş grubunuzda yani yok konuşmuyorsunuz da konuşsanız demek ki şey mi diyeceksiniz? Ya yani kültür şok ya yani var çıkıyor bir tane sakallı bir herif konuşuyor. Böyle mi bahsediyorsunuz kendi aranızda benden? He? Bu mu yani? Aramızdaki bu ilişkiyi ben özel sanıyordum arkadaşlar. Üzüldüm şu an. İncindim, kırıldım. Niye öyle diyorsunuz? Peru, Arjantin'in şikeli 1978 Dünya Kupası maçı yüzünden Peru'yu sevmem. Eyvallah reis, sen ne diyorsan doğrudur. Eyvallah hocam. Ayhan abimizi aç sen boşver. Ya o zaman da bir Nazca çizgilerine de bakalım. Sonra olaysız vedalaşalım. Yeter. Nazca çizgileri. Yeni bir bilim videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu son derece ilginç çünkü 1920'li yıllardan beri hala tartışmaların odağında olan bir konudan bahsedeceğim. Bugünkü videomuzun konusu şu meşhur efsanevi Nazca çizgileri. Nazca çizgileri ilk defa 1920'li yıllarda fark edilmişti ve 1927 yılında resmen keşfedildiler. Ve keşfedildikleri günden bu yana kadar da birçok komplo teorisinin temelini oluşturdular. Günümüzde bilim insanları bu çizgilerin uzaylılarla ya da dünya üstü başka bir medeniyetle alakası olmadığını kanıtlarıyla da ortaya koysa da birçok insan hala bu çizgileri uzaylılarla ya da dünya dışı başka gelişmiş medeniyetlerle ilişkilendirmeye devam ediyor. Bu videoda Nazca çizgilerinin tarihinden bahsedeceğim. Bunun dışında ise bu çizgilerin neden gerçekten çizildi, amaçlarının ne oldu ve çizgilerle ilgili komplo teorilerinin de aslında ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Evet, her zaman olduğu gibi yine bu ay bir komplo bükeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1920'li yıllarda Güney ve Orta Amerika'da hava yolu taşımacılığı başladığı sırada pilotlar ve yolcular yerdeki bazı ilginç şekilleri fark ettiler. Özellikle Nazca bölgesindeki Nazca çölündeki bazı şekilleri fark ettiler. Nazca çölünün üzerinde ilginç çizimler ve hiyeroglifler vardı. Ertuğ niye öyle diyor? Ertuğ nereden çıktı ya? Ertuğ niye öyle diyorsun ya? Ayhan Hoca da yani Ayhan Tarakçı da niye öyle dedin ki? Bunların arasında bazı geometrik şekiller ve çizgiler olduğu gibi maymun, örümcek, kuş vesaire insan gibi birçok ilginç çizim de vardı. Ve bu tarihten itibaren bilim insanları bu çizgilere yoğun ilgi gösterdi ve uzun yıllar boyunca araştırmaların temel konusu. Şimdi hayır, onu Nazca da niye biliyor musun? İlk keşfedildikleri... Ayhan Sicimoğlu'nu açacağız, gene karnımız açılacak arkadaşlar. Ben burada kahve içiyorum. Kahvenin yanında bisküvitim bile yok yani, öyle düşünün. Biraz böyle çizgi mizgi farklı bir şeylere bakalım. Üstündeki yıldızların da tanrıların gözleri ya da onların kendi köşkleri, sarayları olduğunu düşünüyorlardı. O yüzden bu çizgiler başlattığı astronomik olayları hesap bu arada edildi. Ayhan Hoca'nın, yani Ayhan Tarakçı'nın ilk aslında mesela şu an neredeyse %90'ı içeriği savunma sanayi ya. Savunma sanayi üzerine, savunma teknolojileri üzerine daha doğrusu. Ama mesela eskiden bu kadar değildi. Eskiden böyle biraz daha böyle Barış Özcan'ımsı
hani böyle farklı içerikler de vardı, üretmeye çalışıyordu. Ama en çok savunma sanayine ilişkin yaptığı videolar, içerikler, haberler izlendiği için doğal olarak o da dedi ki bunu mu istiyorsunuz YouTube? Al dedi büyük ihtimalle. Olduğu bölgeydi. Ona göre Orta ve Güney Amerika'daki medeniyetler gelişmiş uzaylılar tarafından ziyaret ediliyordu. Zaten bölgedeki bu vahşi ve ilkel kabilenin bu kadar gelişmiş bir mühendislik ve matematik becerisine sahip olması imkansız. Şu an komplo teorisi anlatıyor bu arada arkadaşlar. Hani arada böyle bölüp bölüp duruyorum. Biraz mallamış olanlar varsa. Şu an Nazca çizgilerinin ne olmuş olabileceğiyle alakalı komplo teorilerini anlatıyor. Bir teoriye göre dedi ki işte sürekli uzaylılar İnkaları ziyaret ediyordu. Bu çizgileri de onlara yaptırdı diyor. Devam ediyor. Onlara birinin bunu göstermiş olması gerekiyordu. Von Dyke'a göre de bunlar da uzaylılardı. Bu çizgiler de uzaylılar tarafından görülebilmesi için oraya konmuştu. Dünyayı ziyaret eden uzay gemileri bölgeyi rahat bir şekilde tespit edebilsinler ve buraya iniş yapabilsinler diye bu çizgiler ya halk tarafından çizilmişti ya da uzaylılar tarafından çizdirilmişti. Bu teorinin tabii ki de bilimsellikle hiçbir alakası yok, hiçbir kanıtı da yok ama oldukça popüler ve ilginç bir teoriydi. İnsanların bu uzaylı fenomenine inanmasının sebebinden birazdan bahsedeceğim. Von Dyke'ın bu iddiasından sonra birçok insan Orta ve Güney Amerika yerlilerini uzaylılarla ilişkilendirmeye başladı. Bu bölgedeki yerli halklara uzaylılar ziyaret etmiş, onlara belli teknolojiler sunmuşlardı. Tarım, geometri, mühendislik, fizik vesaire gibi. Ve bu çizgilerde bunun bir sonucuydu. Burası yıldız arası bir havaalanıydı. Bu teoriye inanan insanların birçok farklı argümanı var. Öncelikle hemen burada bir gene bir araya giriyorum arkadaşlar. Tam da bu teoriden beslenerek yapılmış bir Indiana Jones filmi var arkadaşlar. Hemen onu araya sıkıştırayım. Kristal. Indiana Jones Kristal Kafatası Krallığı diye. Bu filmi izlemediyseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar. Göstereyim mi? Dur. Trailer var mı? Heh. Bir dakika zaten. Güzel film. Güzel film bu arada. Aslında eski bir film. 2008. You help us find it. Oyuncular güzel. A simple yes will do. So, we will do this old-fashioned way. Put your hands down. Will you? You're embarrassing us. Don't touch anything. Orada bir şey değil mi? Bak şu an fark ettim. Demek ki bir yani 8-9 sene önce fragmanlar çok kötüymüş ya. Fragman yapımı, editlenmesi falan. Böyle bir film arkadaşlar. Bunu tavsiye ederim, izleyin bu arada. Hemen Nazca çizgilerine geri dönüyoruz. Seriden Nazca çizgileri gelsin. İzmir gelsin. Devam. Bu çizgiler yapılan arkeolojik araştırmaların sonucunda milattan sonra 200'de 800 yılları arasında yapılmıştı. Ve iddialara göre bu tarihte bölgede yaşayan yerlilerin bu kadar düzgün ve büyük geometrik çizgiler çizebilecek herhangi bir teknolojisi ya da imkanı yoktu. Yani onların uçabilen aletleri yoktu. O yüzden sadece yerden bakıldığında hiçbir şeye benzemeyen fakat gökyüzünden bakıldığın zaman anlamlı olan bu çizgileri çizemezler. Bunun dışında başka iddialar da var. Aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen bu çizgiler nasıl orada durabiliyor? İşte çizgilerin çizildiği bölgede işte bazı radyoaktif maddeler bulundu, bazı özel kimyasallar bulundu. Yani bunu sıradan insanların, bölgede yaşayan vahşilerin yapabilmesine imkan yok. Onlara dışarıdan birinin yardım etmiş olması lazım. Ya da bu insanlar geçmişte çok ileri bir medeniyete sahipti. Uçan bir buçuk vardı. Değil dostlar ya. Yapabiliyorlardı. Bir buçuk da değil ya. 1.25. Tamam, normali aldım. Bu gerçekten de çok popüler bir argüman ve günümüzde buna inanan milyonlarca insan var. Peki bu argüman doğru olabilir mi? Gerçekten de bu çizgileri uzaylılar çizmiş ya da çizdirmiş olabilir mi? Hayır. O dönemki insanlar olamaz. Bu kadar teknolojik ve bilimsel bir gelişmişliğe sahip miydi?
Son yıllarda yapılan araştırmaya bakıldığında cevap evet. O dönemin insanların bunları yapabilecek teknolojik bir birikimi ve yeteneği vardı. Nazca çizgilerinin bulunduğu bölgede yapılan arkeolojik araştırmalarda bu çizgileri çizen insanların kullandığı kamplar bulundu. Ve bu kamplarda da çizgileri çizmek için kullanabilecekleri eşyalara ait kalıntılar da bulundu. Öncelikli olarak bu çizgileri gökyüzünden bakmadan, bir uzay gemisi ya da uçak kullanmadan çizebilirsiniz. Bu arkeologlar tarafından kanıtlandı. Bölgede yapılan kazılarda bulunan kamplarda bu çizgilerin yapımı için kullanılan aletlere ait kalıntılar bulundu. Ve Nazca yerlileri bu çizgileri sadece tahta kazıklar ve ip kullanarak yaptılar. Nazca çizgileri 1 ile 5 metre genişliği arasında ve 10-15 santimetre derinliğindeki yapılardı. Yapıları yapmak son derece kolaydı çünkü bölgenin jeolojik yapısı buna çok uygundu. Yerlilerin yapması gereken tek şey çizgilerle belirledikleri alan içerisinde kazmaktı. Çölün tabanındaki beyaz kaya çapıyı ortaya çıkartmaktı. Nazca yerlileri kullandıkları... Bir dakika, şu an normal hızda. Ertuğ şu an normal hızda kardeşim. Şu an sakin olabilirsin. bu şu an normal hız. Az önce 1.25'teydi. 1.5'a da alabilirim isterseniz. İkinci argüman da şu. Aradan yüzlerce yıl geçmesine rağmen bu çizgiler nasıl sapasağlam orada durabiliyorlar? İşte bununla ilgili az önce bazı argümanlar vardı. İşte çizgilerin olduğu bölgede radyoaktif maddeler kullanılmış ki bu sayede bu bölgede hiçbir şekilde bitki yetişmemiş. Hızlandırılmış izleme bir alışkanlık, bir bağımlılık arkadaşlar. İşte bu çizgiler yüzyıllar boyunca hayatta kalmayı başarmıştı. Şimdi bu da aslında çok mantıksız bir iddia. Çünkü bu iddiayı ortaya atanlar Nazca'nın nasıl bir yer olduğunu bilmiyorlar. Nazca çölü dünyanın en ölü bölgelerinden biridir. Son derece kuraktır. Bu bölgede bitki yetişmesi çok zordur. Burası bir çöl zaten. Ama çöl deyince aklınıza sahra gibi bir çöl gelmesin. Kumlarla kaplı bir çöl değil burası. Burası tamamıyla ölü bir arazi. Nem oranı çok düşük. İnanılmaz derecede kurak. Çok stabil iklimi olan bir yer olduğu için burada rüzgar hareketleri de son derece kısıtlı. Yani yıllar içerisinde bu çizgileri kapatabilecek kadar güçlü rüzgarlar bölgede esmiyorlar. Bu sayede bu çizgiler uzun yıllar boyunca varlıklarını sürdürmeyi başardılar. Üzerlerinde niye bitki yetişmedi diye soracak olursanız zaten az önce de size dedim. Burası Nazca çölü. Dünyanın en ölü topraklarından biri. Bu bölgede bitki yetişmesi çok zor. Üstelik çöl toprağının hemen altındaki yapıysa son derece tuzlu bir toprak, kayaç yapı. Ve yerliler de 15 santimetre kazarak toprağın altındaki son derece tuzlu, yüksek kimyasal yakıcılığa sahip kayaç yapıyı ortaya çıkarttıklarında elbette buradaki toprakta hiçbir şeyin yetişmesine imkan yok. Yani ölü bir bölgede daha ölü bir hat oluşturuyorsunuz. Ama işte bu noktada insanlar inatla şunu soruyorlar. Nasıl olur da bu ilkel varlıklar bu kadar gelişmiş bir teknolojiye sahip olabilirler? Çünkü bu işte ne biliyor musunuz? Bak bu olaya ben gerçekten tav oluyorum. Bu ta eski Roma'dan beri geliyor arkadaşlar. Barbar. Barbar insanlar bunu nasıl yapmış olabilir? Bu tamamen aslında o işte barbar kültürünü aşağılamak arkadaşlar. Yani yapmış işte adam ya. Adam güneşe tapıyormuş çünkü, anladın mı? Gökten, gök tanrı gibi yani şeydeki. Hani gökten tanrı bizi görsün, bizim yaptığımız işleri, o ne güzel kullarım, o ne güzel bana kuş yapmış desin, sevinsin diye yapmış adamlar işte ya. Bunu anlamayan Amerikan kültürü de demeyeyim de Batı kültürü acayip geliyor bana ya. Çok ilginç geliyor. Niye gereksiz anlamsız bir rage attım şu an. Kusura bakmayın sevgili Amerikan kültürü sahibi izleyenler. Bir anlamsız sinirimi boşalttım. Günlük yorgunluğumu, sinirimi bu şekilde boşalttım. Kusura bakmayın. Niye böyle bir rage attım ki acaba? Bak şu an kendimi sorguladım resmen ya. İlkel varlık diyen kendisi ilkeldir. Aynen, kesinlikle ya. Bunlar bir toplum içinde yetenekli insanlar da var, zekiler de var. Danaları da var gülümüz gibi. İnsanlık deneyebileceği her şeyi denedi be. 19. yüzyıl Avrupası kaşif bozuntusu insanlar. Ya mesela o da ilginç aslında. Mesela az önce anlattı ya Machu Picchu'nun keşfinde aslında hani adam gezgin. Arıyor hakikaten, İnka tarihini de merak etmiş. Bakıyor belki Indiana Jones gibi, anladın mı? Hani defini aramak yoluyla belki başladı ilk, ama arıyor yani bir şekilde arıyor ve bir tane çiftçi söylüyor, bak şu tepenin tepeye çık, orada kalıntılar var diyor. Şans eseri buluyor aslında yani, hani şey gibi değil yani, atomu keşfetmek gibi değil, ne bileyim kuantum fiziğini keşfetmesi gibi değil, olan bir şeyi arıyor ve buluyor sadece. Ama hani ne oluyor, adam kendini adını tarihe yazdırıyor, Machu Picchu'yu keşfeden adam diye yazdırıyor sonuçta. Hani öyle bir şey var. Mesela batı demeyeyim de yani
kapitalist batı kültürünün temellerinde aslında o yatıyor bence. Benim kendi görüşüm bu arada arkadaşlar. Yani hani şey, adını yazdırma, hani o şeyi devam ettirme, yani hani ben buydum ve bunu yaptım deme içgüdüsü. Mesela şeyde de öyle, kolonyal dönemdeki keşifler de öyle, yani coğrafi keşifler de öyle çıkıyor. Hani yoksa durup dururken bir grup insan neden hiç gitmediği bir yere gidip ben burada koloni kuracağım, burada hayata sıfırdan başlayacağım, Survivor gibi düşün ya, hiçbir şey yok. Ve diyorsun ki ben buraya gideceğim, hayır burada yaşanmaz, hayır ben gideceğim ve buraya yaşanabilir hale getireceğim. Niye dersin? Bunun altında bir kültürel bir güdü olması lazım değil mi? Hani bu ilginç bir şey ya, bu belki oturup 4 saat 5 saat konuşulacak bir şey. Keşke yanımızda böyle şey olsaydı, antropolog mu deniyordu? Ne deniyordu bu kültürel olaylara bakan, araştıran? Ya mesela bu nereden geliyor arkadaşım? Hristiyanlıktan mı geliyor? Batı, coğrafya olarak batıdaki yaşam tarzından mı geliyor? Nereden geliyor? Yani mesela ben bunu oturup tartışmak, öğrenmek isterdim açıkçası. O ilginç bir şey yani çünkü. Hani böyle bir mesela şirket kurma, bir kurum kurma, ne bileyim bir yapı oluşturma, onu devam ettirme. Bu mesela, bu kültür bizde yok arkadaşlar. Yani bizde dedim, Anadolu'da yok. Bir dikkat edin mesela, bir düşünün. Götlerinde kurt. Allah'ım yarabbim. Devam ediyorum o zaman. Zihniyette bu vardı. Sömürgeleştirilen topraklarda insanlara kötülük yapılmıyordu. O insanlara medeniyet getiriyordu. Hristiyanlık doğru yol getiriyordu. E tabi kolonistler de bunun karşılığını fazlasıyla alıyorlardı. İşte bu kolonist zihniyet Avrupa'ya ayak bastığında karşısına gördüğü bu gelişmiş medeniyet karşısında çok ciddi anlamda bir afallama yaşadı. Çünkü bu zihniyetin temelinde Batı medeniyeti üstündür, güçlüdür. Bak mesela. Modelidir. Ve bu vahşilerin ya da barbarların buna denk bir medeniyet oluşturması imkansızdır. Heh. Bak şimdi bu doğru bak. Barış Hoca nereden çıktı? Ayhan Hoca'ya kesinlikle katılıyorum. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bak biz kaçırıyoruz bence. Biz var ya, yani biz dediğim Orta Doğu ve işte Türkiye, Afrika kültüründeki insanlar olarak. Çünkü genelde böyle yorum yapılıyor. Yani Batılılarla alakalı. Ya işte bunlar kolonici, ya işte bunlar sömürüyor sadece deniyor değil mi? Genelde %80'inde, 90'ında. Ama şöyle de bir şey var arkadaşlar. Yani işte 1800'lerde, 1700'lerde bu kolonizasyonu biz yapsaydık. Biz dedim yani mesela Osmanlı yapsaydı ya da işte uyduruyorum, Iraklar yapmış olsaydı, tamam mı? Iraklar bugünkü Güney Amerika'nın %80'ini zamanında kolonize etmiş olsaydı ve şu an orada İspanyolca kökenli, Portekiz kökenli diller değil de Arap kökenli diller konuşuluyor olsaydı, o dine mensup insanlar olsaydı, genetikleri %40, %50 Arap olsaydı mesela, uyduruyorum yani, teori konuşuyorum şu an. Sizce mesela Araplar bunu diyebilir miydi ya da Iraklılar der miydi mesela, işte Batı kültürü şöyle böyle der miydi, demezdi. Biz bence biraz olayın bu kısmına da çok takılıyoruz bence ya. Yani hani işte sadece Batılılar sömürüyordu. Sadece Batılılar işte kültürünü empoze etti. Sadece Batılılar işte insanları öldürdü. Ya kardeşim tamam, yapmış bunu, eyvallah. Bunu kendileri de kabul ediyor zaten. Hiçbiri de demiyor ki yok biz bunu yapmadık demiyor zaten. Böyle de bir şey var yani. Hani olmayan bir şey iddia etmiyoruz biz. Adamlar evet yaptık diyor. Ama biz sadece konuya o pencereden bakıyoruz. Ya bir de şu pencereden bakmayı öğrensek keşke. Hani biz gidelim orayı burayı sömürgeleştirelim demiyorum bu arada da. Hani bakış açımızı değiştirelim demek istiyorum. Yani hani şey gibi ya, elinden şeker alınan çocuk gibi sürekli aynı şeyi söylüyoruz ya. Biz ama şeker aldın elimden. Dondurma mı düşürdün? Ya tamam, Allah Allah, bitti hani, yeter, bir yeni konuya geç değil mi? Ama Türkler sömürgeci zihniyete sahip diye. İşte bak aynen tam da bunu diyorum. Bunu var ya bak, Türkiye'yi, Türkiye'deki insanları daha doğrusu ortak noktada buluşturan çok nadir argümanlardan biri bu arkadaşlar. Yani her kesimden şimdi çok detayına girmeyeceğim. Biliyorsunuz şu an hani normal ben kendi kanalımda yayınımı açmıyorum da. Hani bunu söyleyince herkes diyor ki aa tabii doğru. Doğru. Ya tamam da orada bir şey kaçırıyoruz kardeşim. Bu adamlar nasıl yapmış bu işi? Anladın mı ya? Bu adamlar kaşif olayını nasıl yapmış? Yani sonuçta kaşif olmak demek hani böyle bir meslek grubu değil, anladın mı? Bir üniversitede bir bölüm değil yani. Hani bunu olabilecek insanların böyle 6-7 jenerasyon belki bir şey yaşaması gerekiyor. Anladın mı? Kültür gibi bir şey yani. Hani. Yani
bir toplumdan kaşif çıkabilmesi için o toplumun bazı şeyleri böyle şey gibi çorba gibi yani hani tuzunu, karabiberini falan yapman gerekiyor, eklemen gerekiyor. Yoksa çıkmıyor yani. İşte bizde o yani gitmiş anladın mı bence? O ingredients diyor ya gavurlar. O şey ne derler? O malzeme yok herhalde bizde. Niye yok işte? Ben de onu sorguluyorum şu an anlamsız bir şekilde. Osmanlı sermayenin artığını ticari yolların üstünde bulunması nedeniyle kazandığı için. Ya evet mesela o da ayrı bir konu aslında doğru. Yani kendi ticaret yolu olan ticaret yolunu kullanmış Osmanlı aslında. Yani yeni ticaret yolu oluşturmamış mesela. Aynen oturduğu yerden kalkma ihtiyacı duymadı. Doğru. Çok doğru reis doğru. Yap Gübep demiş ki Avrupa ticaret yollarından faydalanamadığı için alternatif bir şey geliştirmeye çalıştı. Evet. Evet doğru arkadaşlar. Aynı şeyi konuşuyoruz şu an. Osmanlı elindeki donanmayla doğuya gidilir mis gibi. Gidilirdi mis gibi. Doğru. Doğru arkadaşlar. Evet hepimiz hemfikiriz diye tahmin ediyorum. O zaman videoya devam. Devam mı? Bu zihniyete sahip insanlar başka ülkelerdeki, başka coğrafyalardaki medeniyetlerin bu üstün yapılarını ya da gelişmişliklerini gördüklerinde bu gerçekte başa çıkabilmek adına bu tarz farklı komplo teorilerini sapmayı tercih ediyorlar. Yani Amerika kıtasında yaşayan ve onların gözünde kafir, vahşi, barbar varlıklar o devasa şehirleri kuramazlar. O matematik ve astronomiyi geliştiremezler. O çizgileri çizemezler. Bunlar kendi başlarına yapamaz bunları. Bunlara kesin birileri yardım etti. Ya Atlantistler yardım etti ya da uzaylılar. Bakın aynı bakış açısı Mısır'da da var. Mısır piramitleri, Mısır medeniyeti dendiği zaman olay ilahi uzaylılara bağlanmaya çalışılıyor. Çünkü Mısır bir doğu medeniyeti ve nasıl olur da bir doğu medeniyeti? Yani Helen ve Roma medeniyetinden beslenmemiş başka bir medeniyet bu kadar gelişmiş ve ileri olabilir. Olamaz. İşte kolonist zihniyet dediğimiz şey bu. O yüzden Mısırlılar aslında gelişmiş bir medeniyet değildi. Onlara uzaylılar yardım etti. Amerika yerlileri de gelişmiş olamazdı. Hepsi vahşi, barbar, işte çok tanrılara inanan kafirler. Buna nasıl olur da bu şehirleri yapabilir, bu çizgileri çizebilir? Yapamazlardı. Onların da uzaylılara, üstün bir medeniyete ihtiyacı vardı. Bakın aynı zihniyeti mesela Hindistan'da ya da Çin'de yapamıyorlar. Neden? Çinlilerin de binlerce yıldır çok gelişmiş... Çünkü Hindistan'da öyle de bir medeniyet yok. Pardon chat, pardon. Dayanamadım. Çok özür dilerim. Sözümü geri alıyorum. Öyle bir şey demek istemedim. Bu bir şakaydı sevgili Sayın Savcım. Hindistan'da tabii ki de bir medeniyet vardır. Yarın Hindu konsolosluğundan bir tebligat alarak Hindistan'a bütün vizelerimin iptal edildiğini duymak istemiyorum. Bu bir şakaydı arkadaşlar. Bu bir şakaydı. Bir medeniyeti var. Hintlerin de aynı medeniyeti var. Ama aynı bakış açısıyla onlara yaklaşamıyorlar. Çünkü Çinliler ve Hintler tarih boyunca bunların kayıtlarını tutmuşlar. Ve işgal edilseler de, ele geçirilseler de her zaman bulundukları bölgedeki baskın kültür olmayı başarmışlar. Yani Batı medeniyeti Hindistan'a ve Çin'e diş geçiremediği merhabalar efendim, merhabalar, hoş geldin. Onların gelişmişliklerini istemeye istemeye kabul etmek zorunda kalıyor. Onları kimsenin uzaylılarla bağladığı yok. Ama Amerika kıtasını ya da Mısır'ı rahat bir şekilde işgal edip sömürebildikleri için onların gelişmişliklerini uzaylı paranoyasıyla çok rahat bir şekilde reddedebiliyorlar. Daha basit bir şekilde anlatacak olursam aslında kolonist mantık şudur. Hristiyan beyaz adam üstün ve medenidir ve başka bir kıtada yaşayan vahşi, barbar, kafir bir varlık onunla eşit seviyede olamaz. Ayrıca başka bakış açıları da var. Hadi diyelim ki uzaylılar geldi, yaptı diyelim, doğru diyelim. Ya bu uzaylılar, düşünsenize yıldızlar arası mesafeyi kat edebilen süper gelişmiş teknolojiye sahip uzaylılar. İnecekleri yeri fark edebilmeleri için yere şekil... Başlığı Nazca çizgileri ve uzaylı iddialarının analizi. Yeni gelen arkadaşlar için hemen çok kısa özetleyeyim. Bugünkü konumuz Peru'ydu arkadaşlar. Peru'da da biliyorsunuz Nazca çizgileri var. Nazca çizgileri ile alakalı bütün komplo teorilerini böyle genel olarak Ayhan Hoca'nın, Ayhan Tarakçı'nın bir genel böyle toparladığı bir video. Sonuna yetiştiniz bu arada. Artık bitirdi yani aslında. İşte uzaylı olduğunu iddia edenler var. Başka bir medeniyet olduğunu iddia edenler var. En sonunda dedi ki ya kardeşim yürüyün gidin dedi. Böyle şey olur mu dedi ya. Perulular hem bunu yapabilecek teknolojiye, hem bunu yapabilecek yerli ve milli teknolojiye, hem bunu yapabilecek yüreğe sahip dedi. Şaka bir yana gerçekten hani kalıntıları bulunmuş yani. Bunları yaptıkları, uyguladıkları malzemeler falan filan bulunmuş. Bu. Bunu anlattı. Çok kısa özet. 30 saniyelik özet. Bu kadar yapabiliyorum. Nazca çok kurak bir bölge olduğu için bu bölgede yaşayan insanlar tanrılarına mesajlar verebilmek için bu çizgileri çiziyorlardı. Çünkü çizilen çizgilerin de Nazca kültüründeki bazı karşılıkları vardı. Mesela örümcek gibi, sinek kuşu gibi çizimler aslında
bereketi sembolize eder. Yani yaptıkları bu çizimlerle aslında Tanrı'ndan bereket istiyorlar. Yağmur istiyorlar. Mahsul istiyorlar. Daha basite indirgeyecek olursam Nazca çizgileri belki de insanlık tarihinin ilk emojileriydi diyebiliriz. Yani böyle bakıldığında Tanrılarına mesaj gönderebilmek için bunları yaptıklarını düşündüğümüz zaman son derece mantıklı geliyor. Açıkçası Tanrılara mesaj gönderme çabası uzaylılardan çok çok daha mantıklı bence. Siz nasıl düşünürsünüz bilemem. Neyse ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bu tarz benzer konularla ilgili videolar gelmeye devam edecek, hiç merak etmeyin. Bu videoyu yaparken kullandığım, araştırırken kullandığım dijital kaynakları her zaman en güzel kısmı geliyor chat bak. Ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini açıklamalar kısmına ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Ya her yürü be. Ekran sunar diyorum. İyi günler. Yürü be. Gönüllerin adamı. Daha da fazla uzatmıyorum diyor ya. Benim yağlarım eriyor chat orada. Benim gönlümün yağları eriyor ya. Ayhan Hoca daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekransız günler diliyorum. Dedikçe ben mutlu oluyorum ya. Evet dostlar, bugün biraz süremizi aşarak, bana ayrılan sürenin biraz üstüne çıkarak, esneterek tatlı bir yayın yaptığımızı ümit ediyorum kendi adıma. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Daha da fazla uzatma... çalıyor değil mi Ayhan Hoca'dan? Replik çalıyor. Yok yok. Yavaştan kapatalım diyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne dersiniz chat'teki arkadaşlar. Bugünkü yayını puanlamak isteseniz 1 ile 5 arasında kaç puan verirdiniz? Lütfen dürüst puan veriniz efendim. 0 da dahil. 0 ile 5 arasında bir yorumlayın bakayım. Bir kendi feedback'imi kendim alayım. Hadi hemen seri. Bu chat seni bırakmaz. Eyvallah reis. Sonuna denk geldim ama muhtemelen 10. 5'te 5. Ya arkadaşlar. Dostlar. Sert yorum yapın. Gerçek yorum yapın. 4, 5. Eyvallah. Harland Bey gelmiş. Merhabalar efendim. Sağ olun. Teşekkürler. 3,5. Heh. Yürü be Barış. Teşekkürler dost. Gerçek yorum bu işte ya. Barış teşekkür ediyorum. Tamam ya. Ne güzel. Bana söyleyin işte ustam. Eksiğimi de söyleyin. Eksiğimi bana Twitter'dan yayında geliştirebileceğim. Şaka yapmıyorum orada gerçekten. Yayında geliştirilebilecek noktaları, abi şunu da yapsan güzel olur, bence şöyle olsun, tatlı olur diyeceğiniz şeyleri Twitter üzerinden veya yayın açıklamasında yazıyor. Twitch'te benim kendi kanalımda var, Alpresyon. Oradan da ulaşarak direkt mesaj olarak atabilirseniz cidden şaka yapmıyorum, çok mutlu olurum. Hepinizin yorumları, hepinizin eleştirileri benim için değerli. Hem sizler için de değerli çünkü belki sizin sayenizde daha güzel, daha tatlı bir ilerleyen haftalarda daha tatlı bir yayın olur. Diyorum ve umarım keyif almışsınızdır diye tahmin ediyorum. İngilizcecilere gün bırakma demiş. Eyvallah. Ha bu arada İTÜGEN reislerde biliyorsunuz arkadaşlar, bilmeyenler için onların da YDS yayınları oluyor. İTÜGEN hocam yarın var değil mi yayınınız? Bugün yok diye tahmin ediyorum ama yarın var mı? Yarın akşam. Kedi medi açıyorlar aynen. Kedi avatarları var YDS'cilerin. Hocam konu dışı ama kulaklığın performansını oyunlarda nasıl, ben almayı düşünüyorum. Kulaklığa ben bayılıyorum arkadaşlar. Yeni aldım. İki gün oluyor geleli. Şöyle göstereyim. Behringer. Bu ucuz. Çin malı hali aslında. Bir de bunun bir marka daha var. Adını unuttum şimdi. Asıl stüdyo kulaklığı o. O manyak. Yani performansı manyakmış onun. Ama ben bu kulaklığı aldığıma şu an aşırı mutluyum. Hiç mesela ağrıtmıyor. Şöyle yani saatlerce dursun. Şurada hem ağrıtmıyor hem burayı da ağrıtmıyor. Yani hani kulak kısmını da ağrıtmıyor. Biraz şuraları biraz fazla büyük. Yani kulak kısımları şuraları biraz fazla büyük ama onun dışında ben sevdim. Oyunda da bayağı iyi ses kasıyorum ama basslarda, yani yorumlarda da yazıyor zaten, bu 700 küsür yorum almıştı Amazon'da. Amazon'dan söyledim. Bassları biraz yani bayağı bir az, hatta öyle söyleyeyim, az veriyor bas seslerini. Ama diğer mediumlarda, low'larda gayet iyi veriyor. O açıdan tavsiye ederim. Fiyat performans ürünü denebilir. Ben 800 liraya aldım ama bu segmentte yani yine stüdyo kulaklığı diye geçen 600 liraya 400 liraya da kulaklıklar var. Onları bilmiyorum. Onları da yorumlara bakarak alırsanız daha iyi olur. DT770 mi? Galiba oydu. Şeyini hatırlamıyorum. Model numarasını hatırlamıyorum ama Behringer diye yazınca tek bu model çıkıyor zaten. Eski modelleri kalmamış galiba. Yani Amazon'da yoktu. En fazla yorum alan, 700 küsür yorum alan da buydu. Samsung iyidir. CMK paralı kulaklığa gitmiş. Yok be reis be. CMK'yı bu arada 2 yıldır hala almadım. Hala duruyor.
Cem Eka'yı bozduracağım. Ama ne zaman bilmiyorum. Bozdurunca beni bulamazsınız zaten. Gider kaybolurum. Hadi arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Ve diğer yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çıkış ekranını bulmaya çalışıyorum. StreamYard'daki menü çöplüğünde arkadaşlar. Bir dakika. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Haftaya görüşürüz. Haftaya hangi ülkenin olacağını Twitter'dan paylaşacağım. Twitter'dan haberleşebiliriz, takipleşebiliriz. Onun dışında da hepinize çok çok teşekkürler geldiğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.